Hazinenin KKM hesaplarında stopaj indirimi uygulamasını 2023 yılının sonuna kadar uzatma çalışmaları bitti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı karar, Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Kur korumalı mevduatta, KKM, yararlanan kişiler için stopaj avantajı 2023 yılının sonuna kadar devam edecek. Verilen karar ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları bitti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzalamış olduğu karar, Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Kararın yürürlüğe girmesi için resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Verilen karar ile birlikte tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek. TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. Vergi avantajı sürecek. Üretim odaklı ve ihracatı önceleyen para ve maliye politikalarının eş güdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması kapsamında devreye alınan KKM sistemi içerisinde birikimlerini değerlendiren gerçek ve tüzel kişilerin bu hesaplardan elde ettikleri gelirlerine uygulanan %0 tevkifat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar sürecek. Gerçek kişiler, %0 tevkifata tabi KKM hesaplarından elde ettikleri gelirleri için beyanname vermiyor. Kurumlar vergisi mükellefleri ise %0 tevkifata tabi KKM hesaplarından elde ettikleri gelirleri kurum kazancına dahil ediyor ve KVK geçici 14. maddesinde yer alan istisna düzenlemesi uyarınca kurumlar vergisi ödemiyor. Stopaj indirimi de devam ediyor. Şimşek'in imzaladığı ve Cumhurbaşkanlığına sunulan karar ile TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Buna göre, mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranlarının 6 aya kadar, 6 ay dahil, vadeli hesaplarda %15 yerine %5, 1 yıla kadar, 1 yıl dahil, vadeli hesaplarda %12 yerine %3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 yerine %0 olarak uygulanmasına devam edilecek. Kira SRTİFİKALARINDAKİ sürede uzatma. Söz konusu karar ile devlet tahvili ve hazine bonoları ile hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için %0 tevkifat oranı uygulaması da 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. Buna göre, bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranının %10 yerine %0 olarak uygulanması sürecek. Bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde vergi teşviki devam ediyor. Karar ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan tevkifat oranının %10 yerine 6 aya kadar, 6 ay dahil, vadeli olanlarda %5, 1 yıla kadar, 1 yıl dahil, vadeli olanlarda %3, 1 yıldan uzun vadeli olanlarda %0 olarak uygulanmasına devam edilecek.